Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. halka arzlardan olan gelecek varlık yönetimi halka arzını inceleyeceğiz. Nelere bakacağız derseniz öncelikle arzı tanıyacağız. Halka arzın kuralları neymiş, detayları neymiş onlar üstüne konuşacağız. Ardından en önemlisi olan finansal tarafına bakacağız. Ucuz mu pahalı mı ne durumda, iskontosu nedir ne değildir bunları tek tek inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce arkadaşlar temel analize eğitimimiz Udemy'de yayında. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. %50 indirimli şekilde oradan da temin edebilir, satın alabilir ve öğrenebilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar haydi gelin bir bakalım. Yeni halka arzlarda artık böyle bir sunum oluşturuyoruz arkadaşlar. Baktığımız vakit gelecek varlık yönetimi en büyük özelliği bence FIBA grubun Özyayın ailesinin sahibi olması bence. Talep toplaması 14-15 Ekim. Talep fiyatı sabit fiyat 13,65 liradan talep edeceksiniz. İnelim şöyle bir arz tanıyalım. İşte gelecek varlık yönetimi yapıyor. 14-15 Ekim dedik. Halka arz sonrasında çıkaracak sermaye 139 milyon 700 binmiş. Arz edilecek paylar ek satış dahil 26,4 milyon payın satışı var. Yani ek satış gerçekleşirse şirketin %19'u halka arz edilmiş olacak. Burada baktığımız vakit 13,2 milyon 8 milyon, 4 milyon olarak burada görüyoruz. Burada arkadaşlar 1000 lot ve altı ve 1000 lot ve üstü olarak yurt içi bireysele paylaştırılmış. Aynı zamanda kurumsal tarafı da var. Birazdan detaylarına bakacağız zaten. Burada oransal, tamamıyla bir oransal dağıtım olacak. Bilginiz olsun. Halka arzın büyüklüğü ek satışlar dahil 360 milyon TL. Biraz büyük bir halka arz. Onu da söyleyelim. İndiğimiz vakit birazdan şurada bahsedeceğiz. Taahhütlerine bakalım. Dağıtım yöntemi dedik, oransal dedik arkadaşlar. Taahhütler 180 gün satmama taahhütü var. Hem şirket hem ortaklar ve 30 gün fiyat istikrarı var. Yani bu fiyat istikrarı 30 gün boyunca arzın altına düşmeyecek anlamında yorumluyorum. Dağıtıma baktığımız vakit 13,2 milyonu bireysel tarafta 8,8 milyonu kurumsal ve ek satış 4,4 milyon olarak görünüyor. Burada baktığımız vakit bu toplam dağıtılacak lotun %40'ı bireysel yurt içi bireysel, %20'si yurt içi yüksek başvurulu bireysel diyelim ona. Yani %60 bireysel tarafta, %30 yurt içi kurumsal, %10 yurt dışı kurumsal olarak görünmekte. Oransal olduğunu unutmayalım arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bakalım kaç lot düşer? Açıkçası arkadaşlar oransal dağıtımda kaç lot düşer diye bir tahmin yapmak çok zor. Yani Marene eşit dağıtımda 206 bin kişi katılmıştı. Şu anda bu halka arzda 26,4 milyon lot dağıtılacak ek satışlar dahil. Oransal da tahminlemek çok zor ama bundan önceki GESA'nın halka arzında %2 gibi bir oran verilmişti. Bunda da 2-3 aralığında olabilir gibi bir düşüncem var ama dediğim gibi bu kesinlik değil. Aracı kurumlara baktığımız vakit Akbank, Denizbank, Garanti, zaten Garanti Bank konsorsiyum lideri, Halkbank, ING, ICBC, İşbank, Şekerbank, OYAK, Fibabanka, QNB, TEB, Odea Bank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve diğer aracı kurumlar işte nedir? Osmanlı Yatırım, nedir? Gedik Yatırım gibi gibi aracı kurumlardan da yapabilirsiniz. Neden halka arz oluyor? Çok basit. Mevcut finansal borçlarının %40 ve %80 aralığında gelecek parayla, yani gelecek paranın %40'ı veya %80 aralığında bir miktarla borçların ödenmesi. Oradan da kalacak %20 ile %60 aralığındaki fiyatla da yeni portföy finansmanlarına yatırım yapacaklarmış. Şirketi tanımamız gerekirse dediğim gibi en önemli olayı Gelecek Varlık Yönetimi AŞ FIBA grubu iştirakidir. Özyayın ailesinin bence en önemli referans noktası bu. Finans sektöründe yatırımları bankacılık, leasing, faktörlük, sigortacılık ve tahsili gecikmiş alacakların takibi alanlarındayken finans dışı yatırımları perakende, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve turizm sektörleridir. Yani şirket bu noktalara yatırım yapabilir. Devam edelim finans tarafına. Bence en önemli kısımlardan birisi. Finans tarafında şu öncelikle kar tarafından gitmek istiyorum. Şimdi başlamadan önce de şunu bildireyim. Şirketin aslında gelir tarafı faiz geliri var. Yani burada faiz hassasiyeti olan yatırımcı arkadaşlarımız da izliyorsa bunu kendilerine kalmış. Girebilirler, girmeyebilirler. Ben önden uyarayım sizleri. Net faiz geliri şeklinde burada görüyoruz. Bakın 2018, 2019, 2020 var. 2026. ay, 2021 6. ay olarak paylaşmışlar. Şimdi 2019-2020 olarak gittiğimiz vakit net dönem kar tarafı 104
104'lerden 102'lere gelmiş. Bunlar milyon arkadaşlar. Yani sabit seyrettiğini söyleyebilirim. Fakat 2020 Haziran ile 2021 Haziran arasında 16'dan 95'e çıkmış, ciddi manada bir artış var. Son zamanlarda bilginiz olsun. Bilanço tarafına baktığımız vakit şöyle yaklaştıralım. Bilanço tarafında finansal varlıklar tarafında bir varlık tarafında biraz azalma var net tarafta, onu söyleyebilirim. Krediler tarafı stabil bir şekilde bir büyümesi var. Fakat beklenen zarar karşılıkları var. Zarar karşılıklarında bir artış var. Bunu negatif yorumluyorum. Maddi duran varlıklar bir hafif artış söz konusu. 2020'den 21'e 6. ayına kadar öyle söyleyeyim. 2019-2020 arasında bir düşüş var. Maddi olmayan duran varlıklar, burayı biraz önemsiyorum. 2019-2020 arasında maddi olmayan duran varlıklarda bir artış var. Burası güzel arkadaşlar. Bundaki artış hoşuma gitti. Aktiflerin toplamı 2019'da 1266 iken veya 1 milyar küsur gibi söyleyecekken şu anda 1.2'lerde. Yani çok hafif bir geri çekilme olmuş 19-20 arası. Fakat şu anda 2021'in 6. ayında 1222'lerde seyrettiğini söyleyebilirim. Şöyle aşağı doğru inelim. Cari vergi borcu tarafında bir artışı var. Vergi borçları tarafında. Diye öz kaynaklarına baktığım vakit ise öz kaynakları stabil bir şekilde büyüyor. Bu hoş. Hoşuma gitti açıkçası. Ödenmiş sermayesi 126 milyon 500 bin olduğunu söyleyebilirim. Pasiflerin toplamı, aktiflerin toplamı tarafında diyecek şimdilik bir şeyim yok. Rasyo tarafına baktığımız vakit arkadaşlar, şunu bir kapatayım. Burayı dikkate almayın. Bu öncekilerden kalan bir şey. Burayı dikkate almayın. FK tarafı vardı bilanço şeyinde. Ona bir bakalım dedik. Tekrarlayayım arkadaşlar. Şurayı dikkate almayın. Hatta izninizle şöyle silelim. Evet. Buraya baktığımız vakit yurt içi benzer şirketlerde FK çarpanı 9.9'muş. Birazdan gelecek varlığın fiyat kazanç oranına bakacağız. Yurt dışında ise 11.5'muş. Tamam mı? İskonto durumu bilanço tarafına baktığımızda hesaplamış garanti yatırım bunu. İskonto durumu %23 diyor. Normalde bu kağıdın ederi diyor 17.7 iken 13.65'ten satışa çıkıyor. %23'lük bir iskonto durumu söz konusu. Ucuz mu pahalı mı olarak baktığımız vakit. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bilanço tarafında hisse başı kar verilmişti. Haziran ayında 81 kuruş görünüyormuş. Fiyat kazanç oranını hesapladığımız vakit 16.85 liralık bir FK'sı var. Şimdi bu gelecek varlık yönetimi, kiralama sektörü, leasingde mi olacak? İşte menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü mü, factoring sektörü mü bilmiyorum. Fakat ben 3 sektöründe FK'larını buraya yazdım. Şimdi finansal kiralama sektörü fiyat kazanç oranı 13.5. Tabii. Menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü 25.2, factoring sektörü ise 23.7 olarak karşımıza çıkıyor. Burada da gelecek varlık yönetimi iki sektöre göre uygun, finansal kiralama sektörüne göre ise yüksek kaldığını söyleyebilirim. Sonuç olarak arkadaşlar şöyle toplayayım. Faiz hassasiyeti olan arkadaşlar için gireceklerini çok düşünmüyorum bu halka arza. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama yine de talebin yüksek olacağını düşünüyorum. Firma nasıl görünüyor derseniz bilanço olarak biraz borçluluk durumu var. Biraz borçlanması artmış. Fakat firma öz kaynakları tarafından da ilerleyen, büyüyen bir firma olduğunu da söyleyebilirim. Dediğim gibi en büyük artısı firmanın Özyeğin ailesinin arkasında olması. Benim için gördüğüm en büyük artılardan biri. FK oranında ise ilgili sektörlere göre değerlendirmek lazım. Ben net sektörü nereye girecek onu bilmediğim için direkt şu sektöre göre yorumlayamadım. Düşükse ucuzdur, yüksekse pahalıdır FK oranlarına göre, onu söyleyebilirim. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.